Evet, bir kez daha merhaba. Ardahan'dan selamlar, saygılar gönderiyoruz. Bugünkü ilk durağımız Ardahan. Ardahan gerçekten Türkiye'nin önemli noktalarından bir tanesi. Özellikle de hayvancılık ve tarım alanında Türkiye'nin ciddi anlamda ihtiyaçlarını karşılayan güzel bir ilimiz. Ardahan'da seçim yarışı devam ediyor. Biz de bugün Ardahan'daki tabloyu sizler için tespit etmeye geldik. Ardahan'daki değerli adayımızla Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Yunus Baydar Bey ile konuşacağız. Hem Ardahan'ı konuşacağız hem de Yunus Bey'in Ardahan'la ilgili nasıl bir başkanlık düşündüğünü, başkanlık süreci içerisinde neler yapmayı planladığını bizler sizlere aktarmaya çalışacağız. Ben Hasan Yavuz Bakır. Bugün programımızı Zeki Akbük arkadaşımla beraber sürdüreceğiz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz yerimize. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Zeki Bey ile beraberiz. Merhaba sağ Zeki Bey. Başkanım. Evet, Yunus Baydar'ı tanıyalım. Ardahanlılar tanıyor ama Türkiye'nin değişik yerlerinde, yurt dışında bizi izlemekte olan binlerce izleyici var ve bunların tamamı sizi tanımıyordur muhtemelen. Farklı illerdeki izleyiciler de bilsinler diye. Yunus Baydar kimdir? Bugüne kadar neler yaptı ki siyasi anlamda önemli bir tecrübeniz var. Uzun yıllar il başkanlığı yapmışsınız. Farklı girişimleriniz var. Ve tabii ki bu bağlamda adaylık süreciniz nasıl gelişti? Bunu da öğrenmiş olalım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için, sizlere ilimize teşrif ettiğiniz de hoş geldiniz Çok diyorum. mutlu oldum. Yunus Baydar kimdir? Yunus Baydar, 1976'da Ardahan'da dünyaya geldim. İlk ortaokul tahsilimi burada gördüm. Liseyi Bursa'da, üniversitede Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde bitirdim. Ondan sonra da meslek hayatıma Ardahan merkezde başladık. Yaklaşık 20 yıldan beridir de serbest veteriner hekimlik ve tarımsal altyapının iyileştirmesi anlamında ciddi tecrübeler içeren özel sektör anlamında kendime ait iş yerlerim ve sahada çalışmalarım var. Ayrıca Türkiye'de 81 ilde örgütlenmesi olan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği yapılanması içerisinde de şu an genel başkan yardımcısıyım. Türkiye Damızlık Yetiştiriciler Birliği genel başkan yardımcısıyım. İlimde de aynı Ardahan İli Damızlık Yetiştiriciler Birliği yönetim kurulu başkanıyım. 5.000'den fazla üyemiz var. Burada hayvan ıslahı, işte hayvan refahını artırmak, üretim kapasitesini yükseltmek gibi faaliyetlerde de yine hem mesleki hem üretici anlamında bir katkı sunmaya çalışıyorum ilimize ve ülkemiz anlamında. Siyasi tecrübelerimiz noktasına gelince 2009 yılında merkezden il genel meclis üyesi oldum. 2010 yılında Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı o zaman. Onların teveccühüyle il başkanlığı görevine atandık. 2015 yılına kadar il başkanlığı görevlerine devam ettim. Sonra milletvekili adayı oldum 7 Haziran ve 1 Kasım'da. Devamında tekrar yine il başkanlığı görevi. Bugün de işte belediye başkanı adayı olarak karşınızdayız, işte halkımızın karşısındayız. Buradan bizi izleyen bütün başta Ardahanlı hemşerilerimiz olmak üzere tüm Türkiye'nin her yerinde bizi izleyen izleyicilerimize de özellikle saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Evet, bu uzun süreli, uzun soluklu siyasi çalışmalar, siyasi girişimler şunu gösteriyor. Demek ki Yunus Başkan Ardahan'da seçmenlerin güvenini kazanmış, seçmenlerin desteğini almış bir şekilde yoluna devam ediyor. Umarız önümüzdeki süreçte bu hizmetlerinize belediye başkanı olarak devam edeceksiniz ki çok faydalı olacağını düşünüyorum. Zira edinmiş olduğunuz tecrübe, o görevler esnasında yapmış olduğunuz çalışmalar belediye başkanlığı anlamında hepsi size büyük bir yol gösterici mahiyette olacaktır. Peki İnşallah. Ardahan'ı da biraz tanıyalım. Ardahan'la ilgili biraz bilgi verelim. Hiç Ardahan'a gelmemiş izleyicilerimiz Evet. vardır muhtemelen. Onlara ben biraz bilgi aktarırım. Ardahan şöyle, tabii Ardahan tarihi bir şehir aslında. Ardahan Kafkaslara açılan bir kapı, Türkiye'nin kapısı. Ardahan'ın 5 ilçesi var, merkezle beraber 6. Gürcistan'a 2 tane şu an sınır kapısı olan bir iliz. Yani Posof ilçemizde Türk-Gürcü sınır Evet. kapısı, Çıldır ilçemizde de Aktaş sınır kapısı var. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun geçtiği istikametteyiz. Ayrıca enerji koridorundayız. Yani TANAP boru hattlarının, efendim Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının geçtiği en güvenilir rotada olan bir iliz. Tarihi anlamda Ardahan 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Evliyayı Selase dediğimiz Kars, Ardahan ve Batum 3 ilin savaş tazminatı olarak Ruslara bırakılmasından sonra 40 yıl Rus işgalinde kalıyor. Daha sonra 1921'de Kazım Karabekir Paşa komutasındaki ve Halit Paşa komutasındaki kuvvetler tarafından o zaman Rusların çekilmesi dolayısıyla Gürcü ve
diğer kuvvetlerin egemenliğinde olan bölgemiz kurtarılıyor. Halk gerçekten de zaten bu tebaa 40 yıl boyunca da hiçbir değerini kaybetmiyor, kültürünü yaşatıyor. 1921'de Ardahan'ın kurtuluşu oluyor ve o 1926'ya kadar Ardahan il olarak devam ediyor. Sonra 1926'da Ardahan'ın illiği bir şekilde bazı aksiliklerden dolayı alınıyor. 1992 yılında tekrar Ardahan il olarak Türkiye'nin 75. ili olarak 75 plakamız ilan ediliyor. Ve bugün Ardahan'ımız hakikaten son AK Parti iktidarı döneminde özellikle son 16-17 yıldır köşede kenarda kalmış bir il veyahut da şöyle diyeyim, çıkmaz sokağın son evi olmaktan çıktı Allah'a şükür. Ardahan o geçmiş yıllara sahip kayıplarını telafi etmeye başladı. Özellikle başta Cumhurbaşkanımızın, AK Parti hükümetlerinin Türkiye'nin batısında ne varsa doğusunda da o olacak anlamındaki yaklaşımı sayesinde bugün şehrimiz, ilimiz, köylerimize varana kadar her taraf mamur hale gelmeye başladı. Yalnız tabii ki bizim en büyük sorunumuz yıllara sayır verdiğimiz göçten dolayı büyük bir travma yaşadık. Ardahan'ın şöyle bir durumu da var. Ardahan'da yaşayan insan sayısı 100 bin. Ardahan nüfusuna kayıtlı, Ardahan dışında yaşayan insan sayısı 500 bin. Evet. Onun için biz... Çok büyük bir sayı. Evet, çok büyük bir sayı. Bunlar tabii ki bir de yine Kafkaslara açılan kapı olduğu için, göç yolunda olduğumuz için bunun dışında da yine ciddi göçler vermişiz. Fakat Ardahan son dönemde hakikaten hükümetimiz tarafından şehrimizin genel anlamda bütün beklentilerine cevap verecek ciddi yatırımlar aldı. Bu yatırımlar işte bölünmüş yollar, komşu şehirlerle, illerle olan iletişimimizi, ulaşımımızı kolaylaştıracak bölünmüş yollar, işte 10 yılların hayali olan Aktaş sınır kapısının açılması, yine Posof'ta Ilgar Dağı tünelinin 4.8 kilometre uzunluğunda çift tüp tünelin inşaatına başlanması, Çıldır'da Aşık Şenlik tünelinin inşaatına başlanması, son dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 Mart'ta ilimize teşrifiyle müjdesini verdiği ve Ardahan için hayati önem taşıyan Karadeniz'de bağlantısını sağlayacak 13 kilometrelik çift tüp tünel olacak ve projesi bitirilmiş. İnşallah ilerleyen süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, işte halkımızın inşallah yüksek teveccühüyle bizim de elde edeceğimiz güçle Karadeniz'de Ardahan'ın bağlantısını kolaylaştıracak. Sahra Dağı tüneliyle de inşallah Ardahan bütün arterleri, damarları, kılcalları tamamen açık ve işler hale gelecek bir yola girmiş durumda şu anda. Evet, tabii bütün bunlardan sonra da zaten potansiyeli var olan Ardahan gelişimi açısından da daha güzel bir döneme girecek. Ticari açıdan daha hareketli bir süreç olacak ki sınır kapıları da bu anlamda başka bir avantaj. Zeki Bey'le devam edelim. Zeki Bey buyurun, söz sizde. Başkanım, özgeçmişinize baktığımız zaman hem siyasi yönden bayağı bir tecrübeniz var, birikiminiz var. Aynı zamanda özellikle Ardahan dediğim zaman akla büyük baş hayvan yetiştiriciliği geliyor. Evet. Özellikle belediye başkanları da bir şehrin ekonomik olarak kalkınmasında, gelişmesinde, işsizliğin azaltılmasında önemli görevler üstleniyor. Bu arada baktığımız zaman işte Türkiye'deki damız yetiştiriciliğinde genel başkan yardımcısınız, 2 numarasınız. Bu da çok önemli bir görev yani Ardahan açısından baktığımız zaman. Özellikle belediye başkanı seçilmeniz halinde birincisi Ardahan ekonomik kalkınması için neler yapmayı düşünüyorsunuz? İkincisi özellikle hayvancılıkta Ardahan Türkiye'nin merkezi olması için düşünceleriniz var mı? Var. Çok teşekkür ediyorum Zeki Bey. Tabii çalıştığımız yerden sırdınız. Evet. Yani mesleğimiz, alanımız hakikaten Ardahan'ın şöyle bir realitesi var. Ardahan'da temel sektör tarım ve hayvancılık. Bir de başkanım üzüldüm. Çok üzüldüğümüz nokta şu. Hayvanı ithal ettiğimiz için özellikle yani yerli üretime destek olmamız gerekiyor yani ciğeratçı konusunda da. Biz Zeki Bey'in potansiyeli görüp de biz şimdi yeni daha çok taze gördük. Her yıl geziyoruz ama bu yıl biraz daha bunu fark ettik. Türkiye'nin hayvanla ilgili, hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili sahip olduğu potansiyel, sahip olduğu olanaklar olağanüstü boyutta. Ben onu ilan etmek istedim. Hamdolsun yani Türkiye'nin tabii ki bu anlamdaki aslında tarımsal anlamdaki üretiminin arttığı aşikar. Evet. Yani devletimizin verdiği ciddi destekler var. Yani mesela geçen hafta sadece Ardahan ilimizde 44 milyon buzağı destekleme ödemesi yapıldı. Yaklaşık Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen hafta itibariyle yatırılan, yani bu yıla ait, yani 2018 yılına ait 100 milyon liraya yakın
destekleme ödemesi yapıldı. Bu Türkiye geneline yaydığınız zaman ciddi bir rakam oluşur. Doğru. Ardahan Türkiye'de şu anda bu anlamda büyükbaş hayvancılık sektörü anlamında Türkiye'de ilk 10 il içerisinde. Ardahan'daki bir özellik şu. Ardahan'da hayvancılık temel sektör. Şehrin ekonomisini de ciddi ilgilendiren bir sektör. Çünkü Ardahan'da bizim insan sayımızın 3 katından daha fazla büyükbaş hayvan var. Yani bir oranlama yaparsak. Yani biz bir Balıkesir'i düşünün. İşte nüfusu diyelim 1 milyon totalde. Ama evet. Balıkesir'deki hayvan sayısı, büyükbaş hayvan sayısı 500 bin. Yani 2 kişiye bir büyükbaş hayvan düşerken bizde 1 kişiye 3 tane büyükbaş hayvan. Yani meşguliyet alanımız, daha doğrusu faaliyet alanımızın bu olduğu için Ardahan'ın temel geçim kaynağı dediğimiz sektörleri ayakta tutan büyükbaş hayvancılık ve meraya dönük büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Kışın içeride, yazında özellikle bahardan itibaren verimli, gerçekten endemik bitki çeşitleri çok yüksek olan bu yaylalarımızda 1800 rakımda yerleşkemiz olan bir il merkeziyiz biz. Yani Ardahan'ın hakikaten bu anlamda ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirecek birçok proje üzerine şimdiye kadar çalıştım ben. Ama bundan sonraki aşamada da inşallah eğer belediye başkanı olursak Ardahan'ın il merkeziyle, köyleriyle, ilçeleriyle bu potansiyelini daha yüksek seviyeye çıkaracak, üretim kalitesini artıracak ve hakikaten Ardahan'ın en büyük zenginliği bana göre doğal hayvancılık yapılması. Çünkü Ardahan'da insanlarımız kesinlikle yaylalarda, meralarda hayvanlarını Türkiye'nin ender illerinden birisidir. Yani Türkiye'de belki 5-6 yıl böyledir. Bu anlamda bu potansiyeli artıracak projeler de düşündük. Mesela hayvan organize sanayisi var mı başkanım burada? Yok işte. Yok bununla yani. İlgili de bugün tevafuk oldu. Sizlerin evet, gelişi ayrı. Tarım ve Orman Bakanımız inşallah ilimize teşrif ediyor. Kendilerine bizim bölgenin ekonomisini ilgilendiren, özellikle de hayvancılıkla ilgili çalıştığımız birkaç projemiz var. Bunlarla ilgili Sayın Bakanımızın inşallah bize pozitif anlamda desteğini bekliyoruz. Daha önce bunun bazı görüşmeleri, teknik anlamda çalışmalarını da yaptık. Ve hakikaten ben Ardahan'da şu anda 226 köyü, ilçeleri, mezralarına varana kadar her tarafı bilen bir kardeşinizim. Yani şehrin merkezini tamamıyla tanıyorum, çok iyi tanıyorum. Bir de köylerine varana kadar dinamiklerini biliyorum. Ve geçmişte işte siyasi görevlerimiz olduğu il genel meclis üyeliği süreçleri ve diğer görevlerde de köylerin içme sularına, köylerimizin yaylalarının elektriklerine varana kadar hayvan barınaklarını iyileştirilmesidir, hayvan ıslahını yapmak, yani kalitesini artırmak bağlamında bu alanların hepsinde değişik tecrübeler edindik. Onun yanı sıra yöneticilik anlamında da sivil toplum kuruluşlarında da bir tecrübemiz oluştu. Belediye başkanı olmam durumunda bizim Ardahan için 3T diye bir formülümüz var. Nedir? Veyahut da 3T diye bir vaadimiz oluştu. Evet. Bu 3T birisi tarım ve hayvancılık, diğeri turizm, diğeri de ticaret. Yani biz Gürcistan'la komşu olan biriz. Evet. Ticaret anlamında Karadeniz'de gerçekten ulaşımımızın da kolaylaşmasıyla beraber, çünkü orada da ciddi bir nüfus var, ticaret potansiyeli olan insan ve yatırımcı çok. Ticareti sınır kapısıyla beraber bir şekilde iki sınır kapımız, demir yolunun da gümrük kapısının oluşmasıyla 3 tane gümrük kapısına sahip olacak bir ilde ticaret potansiyeli artıracak. Ticaret odasıyla, esnaf sanatçılar odasıyla, dışarıdan işte buraya davet edeceğimiz iş adamlarıyla Ardahan'ın ticaret anlamındaki kapasitesini ve potansiyelini artırmayı arzu ediyoruz. Yani bunu daha da çok açabilirim. Ama evet. Bunun yanında turizm mesela. Evet. Turizm işte geldiğiniz... Turizm ayrı ayrı konuşalım başkanım, evet. Öyle evet. Yapalım. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Hayvancılıkla ilgili konuştuk. Tarım ne durumda ilinizde ve tarımla ilgili... Şimdi belki de bazı izleyicilerimiz işte belediye başkanı tarımla ilgili ne yapabilir falan diye düşünebilir ama belediye başkanlığının konsepti değişiyor artık. Seçmenler belediye başkanından daha çok daha fazla görev bekliyor. Geçmiş yıllarda alt ve üst yapıyla beraber birkaç rutin hizmet dışında çok bir beklenti olmazdı. Artık her geçen gün AK Parti hükümetleri de bu anlamda önemli işler yaptılar. Ufuk açıcı anlamda girişimlerde bulundular. Şimdi belediye başkanından şehirde bir bakan gibi davranılması bekleniyor. Bu anlamda soruyorum. Tarımla ilgili neler planlıyorsunuz? Belediye bu anlamda koordine edebilir, organize edebilir, evet. Yönlendirebilir, şartları iyileştirebilir şüphesiz ama bakalım sizin bu konudaki düşünceniz nedir başkanım? Şimdi üstadım şöyle bir durum var. Bizim tarımla ilgili düşüncelerimizde birisi özellikle şehir merkezinin temel sektör hayvancılık olduğunu bahsettim zaten. Şehir merkezinin özellikle bazı mahallelerinde ciddi şekilde hayvancılık yapılıyor.
Bunları işte hayvancılık ihtisas bölgesi diye tabir ettiğimiz şehrin periferindeki alanları alıp daha planlı, daha organize hayvancılık yapılmasına hem vesile olacağız, hem o insanları mağdur etmeyeceğiz, ticari faaliyetini engellemeyeceğiz. Evet. Mesela şehir merkezinin özellikle mahallelerde hayvancılık yapan. Bunu bir projelendirdik. Bir iki mahallemiz var mesela. Bir Hallefendi Mahallesi. Hallefendi Mahallesi'nin yakınında 380 dönümlük bir yer var. Şu an Mera'dan hazineye tahsis yapıldı. İnşallah orada biz hayvancılık ihtisas bölgesi oluşturacağız. Yine Yeni Mahalle ve Atatürk Mahallesi içinde ayrı bir alan planladık. Bu iki bölgede hem organize hayvancılık yapılacak, hem verim anlamında daha yüksek düzeyde bir kazanç elde edecek üreticilerimiz, hem de şehirde biraz sonra devamında söyleyeceğim bir projeyle beraber şehirde bir zinciri oluşturacağız biz. Şehirde oluştururken bu zincir köylerimizde, kırsalda ve ilçelerimizde olan insanlarımızla da muhakkak sirayet edecek. Ardahan'daki en büyük sorun şu hayvancılıkta, pazarlama sorunu. Biz bunu gidermek için de geçmişte benden önceki belediye başkanım Faruk Bey döneminde Tarım Bakanlığımızda desteğiyle Ardahan'da modern bir hayvan pazarı yapıldı. Türkiye'nin en modern hayvan pazarlarından birisi. 3 milyon dolarlık bir yatırımdı. Evet, evet. Bakanlığımızın AKAK'ın desteğiyle yapıldı. Belediyemizin de ciddi gayreti oldu. Bu anlamda canlı hayvan pazarlama noktasında çok büyük sorun yok. Ama biz Ardahan'da şu anda yapımı devam eden hayvan borsası ve devamında da ciddi belediye mahiyetinde işletilecek kesimhane ile beraber bu zinciri tamamlamayı düşünüyoruz. Kesimhanede Sayın Bakanımız geldiğinde de bunu inşallah onlarla da paylaşacağız. Alım garantisi, yani et süt kurumunun bedeli üzerinden alım garantisi verilerek üreticimizin alternatif pazarlama imkanı oluşturacağız. Yani canlı hayvanı satmak zorunda kalmayacak. Bu sefer elde ettiği, ürettiği hayvanı burada kendi emeğiyle besleyecek, doğal bir şekilde besleyecek. Türkiye'nin değişik pazarlarına devletimizin alım garantisini elde etmek için bir çaba ortaya koyacağız. Evet. Marka değer oluşturmaya çalışacağız. Çok yani güzel. Ardahan eti, Ardahan'ın mesela kaşarı gerçekten marka değeri yüksek bir kaşardır. Çünkü meralarda doğal olarak otlayan hayvanların sütünden elde edilen Ardahan kaşarı ve gravyer peyniri elde edilir. Bunun yanı sıra bu zinciri oluşturduğumuz an emin olun ki Türkiye'nin birçok ilinde de model olabilecek bir yerel yönetim bakış açısı ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah bu gerçekleşir. Peki ne ekiliyor Ardahan'da tarımsal anlamda? Tarımsal anlamda bizim plato 1800 rakımın üstünde olduğu için Ardahan 1700-1800, birkaç ilçemiz biraz daha düşük. Özellikle yem bitkileri, yani ikili üçlü ekim yetişmiyor. Çünkü mevsim şartları, kış uzun, 4 ay kış devamında kıştan giriş ve çıkış döneminde. Yem bitkileri işte yem bitkilerin yanı sıra arpa, buğday gibi daha çok hayvan tüketimine kullanılacak özellikle tarımsal faaliyet var. Yani buradaki tarım hayvancılığa dönük yapılıyor. Evet, anladım. Evet. Peki Zeki Bey, devam edelim. Başkanım, 3D formülünü söylediniz. Tarım, ticaret, turizm. Evet. Biraz turizm açar mısınız? Ardahan'ın özellikle turizm konusundaki potansiyeli nedir? Siz başkan olmanız halinde turizmle ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Yani turizm noktasında şunu diyebilirim. Ardahan hakikaten tarihi bir şehir. İşte kalesiyle, Kur'an eriyle, kuleleriyle meşhur bir şehir aslında. Fakat bu turizm potansiyelini maalesef çok öne çıkaramamıştır. Yaylaları çok meşhurdur. Mesela bizim şu anda Karadeniz'de ortak müşterek, işte oradan yaklaşık Artvin'den 40'a yakın yayla kümelenmesiyle beraber Bülbülhan yaylamız var mesela. Yazın 2000 rakımın üstünde suyu, alabalığı, efendime söyleyeyim, kuzusunun veyahut da şeyinin etine doyum olmayacak bir lezzet sunduğu bir yer. Yani turizmde şunu arzu ediyoruz. Ardahan son dönemde Kars turizm anlamında bir atak yaptı. Özellikle Doğa Ekspresi'nin Kars'a gelmesiyle beraber. Yani Doğa Ekspresi'nin daha doğrusu geçmişten beri geliyordu ama Doğa Ekspresi'nin konseptinin değişmesi, vagon sayısının artırılması, standartların yükseltilmesi, tanıtımla alakalı sonuçtan sonra Kars'ta Doğa Ekspresi geliyor ve Doğa Ekspresi ile beraber Sarıkamış Kayak Merkezi, bir taraftan Çıldır Gölü'nün doğu yakası, yani Kars tarafına bakan yakası ve bu görsellikler yerli turist anlamında ciddi ilgi çekmeye başladı. Ardahan'ın da aslında eksiği yok, fazlası var. Ardahan'da şu an Yalnızçam Kayak Merkezimiz var bizim.
Avrupa Birliği projesi kapsamında 6 milyon euroya mal edildi. Özel idaremizin gerçekten ciddi çalışmaları sonucu. Benim de naçizane bu çorbada evet, tuzum var. İl genel mesuliyeti yaptığımız dönemden. Buranın özellikle tanıtımı noktasında önemli şeyler düşünüyoruz. Ardahan Belediyesi mahiyetinde turizm ve hemşeri ofisi oluşturmayı düşünüyoruz. Ardahan Belediyesi. Az önce bahsettim ya, 500 bin hemşerimiz il dışında yaşıyor. Bunların sadece yılda yarısı gelse bile çok yarısı gelse bile buranın hareketliliğine şehrin caddesinde, sokağında veyahut da işte tesislerinde. Çıldır Gölü mesela kışın belki tanık olmuşsunuzdur. Evet. Buz tutan bir göl ve üzerinde atla, araçla gezilebilecek kadar böyle bir şey, değişik bir görsellik sunan bir alan. Onun etrafındaki turizme dönük tesislerin artmasını ve buraların tanıtımını oluşturacağımız bir süreç. Yine Ardahan Kalemiz var. 1400'lü yıllardan, 1500'lü yıllardan beri yapılmış ve tarihi dokusu bozulmamış. Bunun etrafında tarihi dokuya uygun bir kentsel dönüşüm yaparak orada tarihi yine başka binalar ve değişik şeyler var. Yani Ardahan'ın Artvin tarafından gelip yazın Laşet dediğimiz bölgeden geri dönen bir turist turları oluyor. Bunları yaz döneminde Ardahan'a çekmek, kışın da özellikle kış turizmine dönük Ardahan'ın potansiyelini öne çıkaracak turizm hemşeri ofisimiz aracılığıyla ciddi profesyonelce tanıtım ve çalışma yapmayı arzu ediyoruz. Arapların da zaten son zamanlarda baktığımız zaman özellikle evet, bölgeye yoğun bir ilgisi var evet, Arap turistlerin ki cidden bu potansiyel değerlendirilebilir. Arapların özellikle buradaki doğaya evet, karşı bir ilgisi olabilir. Yani bunu tabii tanıtmakla ilgili bir şey başkan dediği gibi. Evet, çünkü onların serin hava, yeşillik ve doğayla ilgili varlıkların içinde olduğu bölgeleri tercih ediyorlar. Ben şunu merak ediyorum. Siz zaten seçmenlerle uzun zamandır beraber çalışıyorsunuz ama belediye başkan adaylığınız açıklandıktan sonra seçmenlere yaptığınız ziyaretler esnasında sizden hangi konularda daha çok talepler, efendim seçmenlerle diyalog kurdunuz? Onda daha çok hangi alanlarda talepte bulundular sizden? Mesela bir iki örnek verebilir misiniz? Ne istiyor Ardahanlılar? Yani en büyük sorunumuz istihdam alanında. Çünkü gençlerimiz burada evlenmek noktasında sorun yaşıyor. Yani kırsalda yaşayan insanlarımız ister istemez şehir merkezine gelince iş ve istihdam olanakları konusunda bir şey var. Bu konuda bir talep geliyor. Biraz da Ardahan'ın işte yeşil alan, özellikle parklar, işte üniversite gençliği mesela daha çok zaman geçireceği sosyal mekanlar arzu ediyor. Mesela sinema, tiyatro ve kültür merkezi gibi. Bunları biz projelerimiz içerisinde şekillendirdik. İnşallah yeni dönemde biz bunları ortaya koymayı düşünüyoruz. Bizden önceki dönemde şu yapıldı. Ardahan'ın daha çok altyapısı. Yani kanalizasyondur, doğalgazdır, kentsel dönüşümdür. O bölüm bitti mi? Tamam, %80-90 civarında evet, altyapı sorunumuz kalmadı. Peki. Artık bizim sosyal alanlar oluşturmak, işte bir millet bahçesi tasavvurumuz var. Şehrin merkezinde 50 dönümlük bir yer var. Askeri bir kışla içerisinde de asker kalmadı artık. Cumhurbaşkanımız geldiğinde de bunun inşallah sözünü verdi. Allah razı olsun. Yani Ardahan'da daha çok bu sosyal anlamda içerikli, kış uzun olduğu için. Birazdan onları da konuşacağız. Kapalı. Üst yapıyı evet, evet, konuşacağız birazdan. Evet. Taleplerle ilgili devam edelim. İstihdam konusunda beklenti var dediniz. Evet. Peki istihdam artırıcı, mesela şuna inanıyor musunuz? Ben dışarıdan buraya yatırımcıyı getirebilirim gibi bir iddianız var mı? Yani inşallah. Bizim tabii temel sektör hayvancılık ama turizm ve ticaret anlamındaki bu potansiyelimizi öne çıkardıkça buraya Türkiye'nin değişik yerlerinden, yurt dışından da yatırımcıların geleceğine inanıyorum ben. Peki hayvancılıkla ilgili ürünlere, süt, yağ vesaire gibi ürünler, ette fabrikasyon tarzı üretim alanları oluşmuş mu? Özellikle süt sektöründe kaşar üzerine ilimizde 30'a yakın evet, büyük, orta ve büyük çaplı fabrika var. Ama et sektöründe özellikle bu bölgede besiciliğin yaygın olmadığı için, yani doğal hayvancılık yapıldığı için yani entegre bir tesis yok. Bunu zaman içerisinde eğer ki bu sektörü, işte bu zincirleri, halkaları tek tek oturttuğumuz zaman bu alanda da Ardahan'ın etinin de marka değerini artıracak veya tüketiciye, Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşayan tüketiciye sunacak bir sektörel yaklaşım ortaya koyabiliriz diye inanıyoruz. Evet. Mesela seçmenlerimiz şunu istiyor. Yani size kolay ulaşalım. Size çabuk ulaşalım.
Hani benimle ilgili böyle bir tereddüt yok yönetim ama. Yönetim anlayışınız buna uygun mu? Uygun tabii evet. ki. Yani hamdolsun Ardahan'da herkes bana ulaşabilecek noktada olduğumu biliyor. Şimdiye kadar yaptığım görevlerde de bunu kanıtladık zaten. Yani biz denendik, bilinen bir insanız Ardahan'da. Hakikaten cenazesinde, düğününde, hastasında, yani iyi gününde, kötü günde. Her zaman Ardahanlı hemşerilerimizin yanında olmaya çalışmış bir kardeşler olarak beni bilirler yani. Öyle de bir sahiplik var şehirde, Allah razı olsun. Evet. Umarız hem bu İslam'la ilgili sorunun çözümü anlamında önemli adımlar atılır. Çünkü Ardahan'ın gelişmesi Türkiye'nin gelişmesi anlamına gelir. Ardahan'daki ticari, sosyal bütün gelişmeler Türkiye'nin de bu anlamda kalkınmasına ışık tutacaktır, destek verecektir. Dileğimiz budur. Zeki Bey, devam edelim size. Başkanım, geçtiğimiz günlerde projelerinizi açıkladınız. Biraz projelerinizden bahseder misiniz? Belediye başkanı seçilmeniz halinde Ardahan'a neler yapacaksınız? Ne gibi hizmetleriniz olacak? Biraz anlatır mısınız bunu? Teşekkür ediyorum Zeki Bey. Şimdi Ardahan'da biz şu anda yani büyük anlamda düşündüğümüz, tasavvur ettiğimiz 30 civarında projemizi Ardahan halkıyla paylaştık. Bunu işte sosyal medya ve diğer broşürler, görsellerle de vatandaşımıza ulaştırdık. Tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim. Bu projeleri gerçekleştirirken birçoğunda hükümetimizin desteğine de ihtiyaç duyacağız. Çünkü Ardahan'ın şehir nüfusu en düşük il merkezlerinden birisi. Gelirlerinin açıkçası gelirleri belediyenin normal faaliyetlerini ancak başa baş karşılayan bir durumda. Yani burada Ardahan Belediyesi mahiyetinde oluşturduğumuz proje ofisi ve diğer dinamiklerle beraber özellikle hükümetimizin pozitif anlamda bu şehrin, Kafkaslar açılan bu ilin temel dinamiklerine katkı sunacak, bizim niyetimizin de halis olduğunun bilindiği noktadan sonra da destek alacağımıza inanıyoruz öncelikle. Ha, şimdi şehrimizde az önce üstadımız söylediği gibi insanlar bizden ne bekliyor? Bunları biz burada yaşadığımız için biliyorduk zaten. Yani mevcut belediye başkanımızla istişare ettik. Bundan önce belediye başkanlığı yapan abilerimiz var. Onlarla istişare ettik. Teknik bir ekip kurduk. Ciddi birkaç ay çalışmadan sonra Ardahan'ın ihtiyaçları neler? Ardahan'da biz neyi gerçekleştirebiliriz? Yani popülist vaatlerle de açıkçası vatandaşımızı biz aldatamayız. Çünkü ben seçimden sonra da burada yaşayacak bir insanım. Allah korusun, seçimde bir aksilik olduğunu düşünün. Buradan çekip gidecek bir kardeşiniz değilim. Ondan dolayı bizim Ardahanlı'ya karşı bir böyle bir sorumluluğumuz var. Yani verdiğimiz sözü yerine getirmek gibi bir mesuliyetimiz var. Sonuçta ben Ardahan'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayım. AK Parti'nin de böyle bir şeyi vardır, yani duruşu vardır. Kesinlikle vatandaşımıza verdiğimiz vaatleri gerçekleştirmek gibi. Buna istinaden biz Ardahan'da millet bahçesi anlamında şehir merkezinde yer alan şehrin işte Cumhuriyet Caddesi dediğimiz, Lise Caddesi dediğimiz ve birkaç bölgesini hakikaten ferahlatacak bir alana, 50 dönümlük bir yere, askeri anlamda kullanılan bir yere biz proje şekillendirdik ve bunun şu anda işlemleri devam ediyor. İnşallah Cumhurbaşkanımız da millet bahçesi konusunda evet. şehrimize geldiğinde bunun devlet eliyle biz Ardahanlı'ya millet bahçesini yapacağız diye vaadi oldu. Yani örtüştü bu iş. Biz tabii ki bunu Ardahan'a kazandırmak noktasında da çabamızı ortaya koyacağız. Yine burada Ardahan'da şehirler arası otogar ve tır lojistik merkezi olarak bir bizden şu anki belediyemizin istimlak ettiği bir alan var. Bu bölgeyi de Ardahan'ın kent vizyonuna yakışır bir şehirler arası terminal ve tır lojistik merkezi olarak düşünüyoruz. Burada kapasitesi 20 tane kapalı otopark olacak. 20 tane kış şartlarda ağır olduğu için 80 tır, 20 tane otobüsün de aynı anda orada istifade edeceği bir alan oluşturacağız. Hem de ticaret aksında olduğumuz için mesela buradan Gürcistan'a Posof üzerinden veya Çıldır üzerinden giden tırlar daha çok burada çok fazla durmuyor. Yani doğal olarak da biz hem bu durak olarak burayı biraz daha şekillendireceğiz hem de şehrin vizyonuna katkı sunacağına inandığımız böyle bir proje tasarladık. Yine şehrimizde özellikle her mahallede bizde talep gelen noktalar oldu. Yani her mahallede taziye evleri ve muhtarlıklara ayrıca bir bina taziye evi ve muhtarlık binaları oluşturup her mahallemizde mahallelerin büyüklüğüne göre muhtarlıklarla beraber ayrıca belediye olarak halk günlerimizi orada yapacağız. Biz şunu da vaat ettik vatandaşımıza. Her ay en az bir mahallemizde belediye başkanı olarak ilimizin valisini, ilgili kurum müdürlerini de mahallenin sosyal dokusuna göre, beklentilerine göre davet edeceğiz. Halk günleri yapacağız. Yani halkı biz belediyeye
getirip de belediyede gelin bize sorunuzu anlatın demeyeceğiz. Biz onunla yanalım. Bu projeyi de onun için şekillendirdik. Daha öncesinde konuştuk işte hayvancılıkla ilgili ne evet. düşünüyorsunuz? Evet. İki mahallemizin ciddi potansiyeli olan bölgede hayvancılık ihtisas alanları oluşturacağız. Önemli birisi için şu an yer tahsisi süreci işliyor. Diğeri için de inşallah devamında o süreci işleteceğiz. Hem mahallelerimizin dışına hayvancılığı çıkarmış olacağız ama bu faaliyeti yapan insanlarımızı da mağdur etmeyeceğiz. Belediye olarak biz onlara yer vereceğiz. Projelerini yapacağız. Hibe desteği alma noktasında da işte bugün bakanımızdan inşallah o sözü de alacağız. Belli bir oranda Doğu Anadolu projesi kapsamında hibe desteğiyle beraber hem modern hayvancılık imkanı sağlayacağız. Hem organize hayvancılık yapmış olacağız hem de Türkiye'ye buradan bir örnek oluşturmaya çalışacağız. Bu projeyi de Ardahan'daki üreticilerimiz açısından tasarlayıp kamuoyuyla paylaştık. Yine burada işte modern hayvan pazarı ve kesimhane ile ilgili de aynı şekilde et süt kurumuyla entegre edip alım garantisi sunup Taşra'da sözleşmeli besiciliği geliştirmek için de işte belediye başkanı olmak, bir şehrin emini olmak, şehirdeki ekonomik faaliyetlere de katkı sunmak gerekiyor. Bütün unsurlarla ilgilenmek gerekiyor. Tabii sadece yol, kanalizasyon, su değil yani bana göre. Çünkü sizin dediğiniz gibi konsept değişti artık yani. Bir belediye başkanı şehrin bütün dinamikleriyle ilgili olması icap ediyor diye düşünüyorum. İşte kış memleketi olduğumuzdan dolayı özellikle bu çöp ve işte diğer atıkların ayrıştırılması ve şey noktasında sorunlar vardı. Özellikle biz bunları yer altına alıp onlar için de bir proje geliştirdik. Bir de sokak hayvanları kışın biraz daha ziyadesiyle fazla oluyor. Evet. Bu çevre kirliliğine de yol açıyor. Yani yer altına çöp kovalarını alıp diğer işte dönüşüm atık kutularını koyup ekonomik bir geri döngü de sağlamak istiyoruz. Özellikle proje olarak da ilk uygulama... Mesela ben bu projeyi ilk defa gördüm, onu söyleyeyim. Onlarca program yaptık ama bu çöp konusu dikkatimi çekti. Yer altındaki... Yerilerde yok mesela. Evet, ben ilk defa gördüm Ardahan'ı. Tebrik ediyorum sizi düşüncenizle. Teşekkür ediyorum. Yani sahibi bildiğimiz insanların gerçekten çektiklerini, yaşadıklarını gören birisi olarak buna kulak tıkama şansımız yoktu. Biz bunu çalıştık. İnşallah gerçekleştirmek için de ilk başta da üniversiteden başlayacağız mesela. Evet. Yani geri dönüşüm şeylerini bir ilk uygulamamızı da buradan başlatacağız. Çünkü öğrencilere de bir ekonomik katkı olsun diye düşünüyoruz. Çünkü burada şöyle bir durum var. Bir parantez olarak söyleyeyim. Ardahan'da yaşayan insan sayımızın yaklaşık 1/4'ü Ardahanlı olmayan, Ardahan'ın dışından buraya gelen öğrenci, kamu görevlisi, işte bu anlamda hizmet veren insanlar. Tabii ki biz projelerimizi tasarlarken sadece Ardahanlılar için değil, Ardahan'da yaşayan bütün insanlar için bunu tasavvur etmek zorundaydık ve bu anlamda da çalıştık. Evet. Mesela burada şey dikkatimi çekti başkanım, buz pateni salonu. Evet. Ardahan'daki kış sporlarına ilişkin durum nedir? Herhangi bir altyapı hazırlanmış mı? Üst yapı var mı? Kayak tesisleri var mı mesela var. Ardahan'da? İşte Ardahan'da Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi var. Turizm alanı ilan edilmiştir. Burada özel idaremiz tarafından işletilen bir otel var. Yaklaşık 100 yataklı. Bunun yanı sıra orada yaklaşık 5 kilometrelik bir pist vardır. Evet. Bir de ayrıca baby lift ve diğer 1,5 kilometrelik diğer pistlerin haricinde uzunluğu 5 kilometre varan gerçekten uluslararası standartta bir pistimiz var. Kayak merkezimiz var. Yine Göle ilçemizde bir kayak şeyimiz var, kayak merkezimiz var. Ama şehir merkezinde bu buz pateni ve curling salonu için tasavvur ettiğimizde kış şartlarının burada uzun olması dolayısıyla insanlarımız zamanının çoğusunu kapalı mekanlarda geçiriyor. Özellikle gençler. Gençlerin bir kısım bazı alışkanlıklardan da özellikle uzak tutulması bağlamında biz buz pateni ve curling salonu yapmayı arzu ettik açıkçası. Bunu da inşallah projelerimize koyduk. İnşallah gerçekleştirmek. Kayak tesisinin kullanım şeyine kadar ilgi görüyor mu şu geçen anlamda yıl mesafe anlamında? Geçen yıl açıldı. Hatta bundan bir 10 gün önce uluslararası bir yarışma yapıldı. Evet. Uluslararası bir yarışma yapıldı. Tanıtım noktasında biraz şey var. İnşallah biz bunu başında da söylediğim gibi belediye mahiyetinde oluşturacağımız turizm ve hemşeri ofisi üzerinden daha ciddi Türkiye'nin özellikle belli noktalarında bu çalışmaları yürüteceğiz. Yani. Başkanım yine projelerinize baktığımız zaman belediye hidroelektrik santrali projesi var. Hem elektrik üreteceksiniz 5 megawatt, aynı zamanda da istihdam sağlayacağız diyorsunuz. Biraz anlatır mısınız, açar mısınız bunu?
Şimdi şöyle tabii... Yani çünkü hiçbir belediye de yok herhalde bildiğim şuna kadar. Hidroelektrik Santral belki ismi ilk başta böyle antipatik geliyor. Evet. Yani HES diye ama biz buradaki kapasitesi bir 5 megawatt ölçeğinde olan bir hidroelektrik santral düşünüyoruz. Ardahan merkezden Kuranehir'i geçiyor. Kuranehir'i Gürcistan, Tiflis'ten de geçerek Hazar Denizi'ne dökülen bir nehir. Büyük bir nehir aslında Kuranehir'i. Şimdi şehir merkezinden geçiyor ve şehrin daha önce, bundan yıllar önce, 20 yıl önce orada böyle bir aslında buna yakın bir şey oluşturulmuştu. Sonrasında tabii bu bakımsızlıktan gitti. Biz şimdi amacımız bu. Burada iki amaç güdüyoruz bu hidroelektrik. Birisi belediyenin belediye bir akar elde etmek, yani gelir elde etmek. Çünkü her zaman hibe desteği olmayacak. Her zaman işte diyelim evet. Oradan kaynaklar olmayacak. Hem burada insanlarımızı istihdam edilecek bir kısım oranda, hem de bunu yaptığımız alan Kuranehir'i bir tarafında Azıya Kışlası, diğer tarafında Ardahan Kalesi, tarihi bir dokunun ortasında kışın farklı bir görsel olacak. Yazında özellikle su sporları, işte kültür balıkçılığı anlamında amaca hizmet edecek bir şehirle nehirin buluştuğu bir yerde bu hidroelektrik santrali devamı olacak. Buradaki amacımız hem turizm anlamında görsellik katmak, hem de belediye gelir elde etmek. Yani bu dokuya, bu işte bu destinasyonda çevre düzenlemesiyle beraber Ardahan'a emin olun çok daha farklı bir şey katacak. Yani bunun görsellerini falan da paylaştık biz Ardahan kamuoyuyla. Yine bundan beraber özellikle enerji konusuna girdiğimiz için güneş enerjisiyle caddeleri ışıklandıracağız diyorsunuz. Yani biraz daha belediye herhalde para vermeyecek o konuda. Yani şunu merak ettim. Kışı sert geçiyor ama güneş anlamında mesela Türkiye'nin bazı bölgelerinde, Van'da, Konya'da güneşin yoğunluğu bu anlamda oldukça uygun bir ortam ortaya çıkartıyor. Güneş enerjisinden faydalanmakla ilgili. Ardahan'ın bu anlamdaki potansiyeli nedir? Yani iyi düzeyde Ardahan. Evet. Yani Türkiye'de güneş enerjisinden en çok güneş ışınları daha dik geliyor buraya. Yükseklik, rakım yüksek. Bir de bizim yani ışık noktasında sorunumuz yok. Daha doğrusu güneş enerjisinden istifade etme noktasında çok fazla sorun yok. Hatta burada yatırım yapanlar da oldu bu konuda. Ne güzel. Biz de yani hem tasarruf açısından hem şehrin daha ışıl ışıl olması açısından böyle bir şey tasavvur ettik evet. Peki ben şunu merak ediyorum. Şehirde yeni yollara ihtiyaç var mı? Trafik akışı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu anlamda Ardahan'ın trafik problemini nasıl aşacaksınız? Ve tabii ki imarla ilgili de konuşalım. İmar konusunda, kentsel dönüşüm konusunda herhangi bir çalışma yapıldı mı Ardahan'da? Şimdi şöyle, önce imardan başlayalım. İmarla ilgili şehrimizde iki tane toplu konut idaresi tarafından yapılan, bir de daha sonra kentsel dönüşüm anlamında yapılan üç tane toplu konut işi oldu. Bunlardan vatandaşımızın memnuniyeti yüksek hamdolsun. Lakin 18 uygulaması denen bir uygulama yapıldı evet. Geçen dönemlerde. Özellikle belli bir grup vatandaşımızın, insanımızın da talebiydi. Bu uygulama yapılırken bir kısım mağduriyetler oluştu şehrimizde. Biz bununla ilgili kamuoyunda özellikle muhalefet bunu çok farklı kullanıyor. 18 uygulaması temelde aslında arazilerin, arsaların, yani tarla vasfında olan yerlerin araziye dönüşmesi ve buraların sahiplerinin imara kullanımı anlamında da bir kolaylık sağlıyor aslında. Fakat bazı teknik noktadaki bazı çalışmalardan dolayı vatandaşın hali hazırda evlerinin bazı yerleşim alanında uygulaması dolayısıyla sıkıntılar oldu. Biz de bunu şöyle aşacağımızı vaat ettik vatandaşa, Ardahan'daki hemşerilerimize. Biz teknik bir komisyon kuracağız seçildikten sonra. Şeffaf bir şekilde bütün mağdur olduğunu düşünen insanlarımızın bu konudaki mağduriyetlerini giderilmesi açısından belediye meclisimizin karar alması gereken yerde belediye meclisi olarak karar alacağız. Diğer türlü imarla ilgili işte bu konulardaki yetkililerle beraber çalışmamız gereken yerlerde çalışacağız. Yani biz Ardahan'da yaşayan insanlarımızı mutlu edecek bir formül oluşturacağız inşallah. Bu anlamda bu şey sahibi. Trafikle ilgili şunu söyleyeyim. Ardahan'da park, otopark sorunu var. Belediyemiz şu anda bir kapalı otopark yapıyor. İnşaatı daha bitmedi. İnşallah bura bittikten sonra nispeten kısmi bir çare olacak. Ama bununla biz yetinmeyeceğiz. Millet bahçesi yapacağımız yerde park alanları oluşturacağız. Ayrıca
yeni şehirler arası terminal ve tır lojistik merkezi yaptıktan sonra eski terminal yerini de köy duraklarının bir kısmını oraya taşıyacağız. Minibüsleri oraya taşıyacağız. Yani doğal olarak da şehirdeki trafik sorunu da çözmüş olacağız açıkçası. Bu konuda da çalışmamız bu yönde. İnşallah vaatlerimiz de bu anlamda sabit yani. İnşallah son bölüme yaklaşıyoruz. Zeki Bey sizinle devam tabii. edelim buyurun. Başkanım tabii genelde işte imarı konuştuk, sosyal şeyi konuştuk, parkları konuştuk, yapacağınız hizmetleri konuştuk ama belediye başkanlarının bir diğer görevleri de özellikle AK Parti hükümetiyle birlikte başlayan sosyal belediyecilik. Evet. Bunu ama bu manada seçildiğiniz zaman sosyal belediyecilik olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz? İşte projelerinize baktığım zaman Ağdağ'ın Aile Rehberlik ve Dayanışma Merkezi gibi projeleriniz var. Biraz da sosyal belediyecilik projelerinizi anlatır mısınız? Teşekkür ederim Zeki Bey. Şimdi Ardahan'da şöyle bir ihtiyaç var. Sosyal belediyecilik, yani işte gönül belediyeciliği Cumhurbaşkanımızın sloganımız bu dönemde. Şimdi hanımlarımız özellikle çalışan ve ev hanımları Ardahan'da kış döneminde özellikle çok ciddi şeyler yaşıyorlar. Yani eve kapanıyorlar veya çocukları işte dışarı çıkarma noktasında. Millet Bahçesi bu anlamda bir sosyal belediyecilik anlamında insanlarımızın sosyal faaliyetleri için bir alan olacak. Aile rehberlik ve dayanışma merkezi diye tasavvur ettiğimiz bir düşüncemiz var. Bunu iki tane düşünüyoruz. Burada şu an valiliğimizin önünde yapılan bir iki katlı bir şey var. Burayı biz aile rehberlik ve dayanışma merkezi haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Üst katında hanımlarımız için bir lokal oluşturacağız. Hanımlarımızın zaman zaman etkinliklerinde, sosyal faaliyetlerinde kullanacağı bir alan olacak. Alt katında da hanımlarımızın el emeği, göz nuru, ürettiği şeyleri pazarlanabileceği, bizim yöresel olarak damal bebeğimiz meşhur. Mesela bazı işte atkı, bere, eldiven, lif, bunun gibi el emeği, göz nuru ürettiği şeylerin de pazarlanacağı böyle bir merkez düşünüyoruz. Bu merkezi ayrıca diyelim ki Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızda uyum, eşgüdüm içinde çalışıp işte aile biriminin ayakta kalması için dayanışma anlamında da kullanacağız. Bunları bu merkezlerden bir tanesini Yeni Mahalle civarında düşünüyoruz. Birisini de az önce bahsettiğimiz Ardahan Valiliği'nin önünde düşünüyoruz. Evet. Yine işte ailelerimizin özellikle sosyal belediyecilik anlamında beklentisi Ardahan'da bir sinema yok mesela. Evet. Yapılan bir AVM var. Orada bir sinema salonu var. Orayı aktif hale getirmeye çalışacağız. Yeterli olmasa da biz işte az önce bahsettiğimiz hidroelektrik santralinin yapılacağı yerde şu an devri milli emlağı yapılan bir kışla var. Onun içerisindeki tarihi bina içerisinde belediye, sinema, tiyatro ve kültür merkezi anlamında düşündüğümüz bir alan olacak orada. Ayrıca Ardahan'a özgü yöresel ürünlerin takdim edildiği, ikram edildiği bir şey düşünüyoruz. Yani sosyal belediyecilik noktasında yine yeşil alan, parklar. İşte mahallelerimizde yaşlı teyzelerimizin özellikle istediği mescit türü şeyler de var. Yani gezdikçe, şehri işledikçe bunları görüyoruz. Yani herkese dokunacağımız alan bir şekilde projeleri tasavvur ediyoruz. İnşallah halkımız bize teveccüh gösterir, yüksek oranda oy verirse biz de bu anlamda daha çok güç bularak bu azimle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah. Ben şunu merak ediyorum. Özellikle Cumhur İttifakı olarak Ardahan'da seçime hazırlanıyorsunuz. Peki diğer tarafta Millet İttifakı'ndaki durum nedir? Onlarla işte CHP'nin, İYİ Parti'nin bu anlamdaki işbirliğine HDP destek veriyor mu Ardahan'da? Nedir bu konudaki efendim tespitiniz? Yani biz tabii Cumhur İttifakı resmi anlamda işleyen bir süreç, yani aleni, kapalı olmayan bir süreç. Burada Milliyetçi Hareket Partisi adayı Cumhur İttifakı gereğince çekildi. Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı olarak ben devam ediyorum. Ama Ardahan'da enteresan bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi adayını ilan etti fakat HDP aday çıkarmadı. Normalde HDP'nin de %20 bandında bir oyu var şehir merkezinde. Aday çıkartmadı. CHP ile aralarındaki oy oranında 5-6 puan, 7 puanlık bir band var normal şartlarda. Takdir edersiniz ki bu süreçte bu aday çıkarmama noktasında kamuoyundan da çok ciddi şeyler konuşuldu. Ve sonunda yani şu gözüktü. HDP'nin önerdiği isimler Cumhuriyet Halk Partisi listesinden belediye meclis üyesi adayı olarak konuldu.
ve belediye meclisinde var değil mi? Adayları var. Tabii, evet. Var, var. Evet. Tabii bir Ardahan küçük bir yer. Herkes biliyor kimin kim olduğunu. Tabii ona saygımız var. Biz adaylar konusunda, şey konusunda bir şey söyleyemeyiz. Ama açıkçası Ardahan'da işleyen süreç bu. İyi Parti kendi adayını çıkarttı. Orada refleks daha farklı. İyi Parti'nin adayı geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan bir arkadaşımız. O bireysel anlamda bir davranış işine girdi. Diğer partilerin buradaki adayları, yani potansiyel adaylar noktasında da çok fazla bir şey yok. Yani var adaylar ama yani kamuoyunun çok bilmediği, tanımadığı 3-4 tane daha diğer partilerin adayları var. Yani. Evet, son bölümdeyiz. Bizim değinmediğimiz, sizin önemsediğiniz herhangi bir konu başlığı var mı? Seçmenlere neler söylemek istersiniz Sayın Baydar? Şunu demek istiyorum. Biz seçmenimize de, Ardahanlı hemşerilerimize, Ardahanlı yaşayan kardeşlerimize de açıkçası sıklıkla söylüyoruz. Ardahan hakikaten köşede kenarda kalmış bir ilken bugün Türkiye'nin Kafkaslara açılan bir kapısı olma yolunda hızla ilerliyor. Ardahan hayvancılık potansiyeliyle bir taraftan, Ardahan arısı ve Kafkas ırkı arının gen merkezi olması hasebiyle gerçekten çiçek balıyla Türkiye'de patentini almış bir baldır bu anlamda. Yine Ardahan şehircilik anlamında değişim ve dönüşümün yaşanmaya başladığı bir il. Ardahan yine Karadeniz'de işte Türkiye'nin değişik pazarlarıyla artık bağlarının hükümetimizin yatırımlarıyla artmaya başladığı bir dönemdeyiz. Kamu yatırımlarıyla gerçekten üniversite, şu an bulunduğumuz üniversite Ardahan şehrinde 5000'den fazla öğrencisi var. Gerçekten büyük bir yatırım. Biz şunu istiyoruz. Ben bir Ardahanlı olarak, Ardahan'ın çocuğu olarak Ardahan'ın zaman kaybetmeye lüksü olmadığını düşünen birisiyim. Onun için Ardahan'ın bugün Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu harekete destek vermesi aslında Ardahan'ın kendisine destek vermesi anlamına gelir. Çünkü Ardahan 10 yıllara sayır bir kaybı var. Biz bu şehri gerçekten bu hale gelmesi noktasında büyük emekler sarf edildi. Milletvekilimiz Orhan Bey, Profesör Doktor, kendisi Ankara'da hakikaten etkili bir abimizdir. Çabaları, gayretleri çok yüksektir. Bizden önce belediye başkanlığı yapan Faruk Bey'le, Faruk Köksoy abimizle beraber çalıştık, tecrübeler edindik ve herkes Ardahan'da beni tanıyor. Hanelere varana kadar, sokağı caddeyi bırakın, hanelere varana kadar tanıyan birisiyim. Onun için Ardahanlı'ya benim ve Ardahan'da yaşayan herkese kapım da gönlüm de her zaman açık. Bu anlamda Ardahan'ın zaman kaybetme şansı olmaması demek, bunu dememizdeki sebep de şudur. Ardahan'ın yatırıma, hizmete ve istihdam alanlarına ihtiyacı var. Çünkü Ardahanlı hakikaten bu Kafkaslara açılan bu noktada vatanına, milletine bağlı, birlik, beraberliğin en güzel yaşandığı bir şehir. Ardahan'da ne Türk'ün Kürt'le bir sorunu var, ne Kürt'ün Türk'le sorunu var, ne Alevi'nin Sünni'yle sorunu var, ne Sünni'nin Alevi'yle sorunu var. Ardahan böyle barış ve kardeşlik ikliminin en yüksek tesis edildiği illerden birisi. Ondan dolayı diyorum ki biz, halkımız inşallah bizi geçmişten beri de tanıdığı için özellikle beni bu güveni, bu teveccühü gösterdiği takdirde omuzlarımızda bu sorumluluğu hissederek çalışacağız, koşturacağız. Bütün gayretimizde onların emrinde, hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Yani. Evet sayın seyirciler, Ardahan'daydık. Ardahan'da Cumhur İttifakı'nın adayı Yunus Baydar Bey ile efendim söyleştik. Ardahan'la ilgili neler düşündüğüyle ilişkin kendisinden bilgi almaya çalıştık. Projeleri hakkında efendim sorularımız oldu. Programımızı Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık Bey ile beraber yaptık. Sayın Başkan, zaman ayırdınız. Bu çok yoğun bir gün içindesiniz. Çok teşekkür ederiz. Umarız Ardahanlılara bir nebze olsun. Bu anlamda sizin projelerinizi aktarabildik. İnşallah 31 Mart akşamı her şey gönlünüzce olacaktır. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Tüm izleyicilerimizi de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Herkese Ardahan'a bekliyoruz inşallah. Ardahan'ın yazı ayrı, kışı ayrı. Onun için şeref duyduk. Sizlerden de bütün izleyicilerimize selamlıyorum. Evet, Ardahan gerçekten görülmeye değer bir yer. Her yönüyle, yazıyla, kışıyla güzel bir şehir. Ardahan'ı görmeyenler mutlaka görsünler diyoruz. Her programımızda belirttiğimiz gibi Türkiye'nin her köşesi kendine ait ayrı güzellikleri efendim bünyesinde barındırıyor. Ülkemizi gezmeye, ülkemizi tanımaya devam edelim. Hiç bilmediğimiz yer hakkında herhangi bir duyumla bilgi sahibi olmak yerine bizzat görüp biz kendimiz efendim bilgi sahibi olalım. Bu anlamda hepinizi ülkemizi gezmeye davet ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.